JavaScript'te random tanımlaması yapacağız. İki sayı arasında değer üretme, eksili sayılar arasında değer üretme ve bu random'u fonksiyonda size göstereceğim. Hemen çok hızlı bir tane tanımlama yapalım. Mat.random ona kadar yazdırsın bir bakalım. Tabii bunu bir konsola yazdıralım ki görelim. Konsolu açmak için F12'ye basıyoruz. Sayımız geldi. Küsur attı gördüğünüz gibi. Şu küsur hatlardan hemen kurtulalım. Bak sıfır geliyor. Bunu da bir dikkat edin. Onu da anlatacağım. Küsurattan kurtulduk. Şimdi şu random'da dizilerde olduğu gibi birinci indeks sıfırdan başlar. Yani birden ona değil de sıfırdan 9'a kadar değerler üretiyor. Şimdi ben 10. değeri de almak istiyorum derseniz buraya 10 yerine 11 yazacaksınız. Ne olacak? Sıfırdan başlıyor. Nokta nokta. 10'a kadar değerleri getirmiş olacak. Şöyle bir bakalım, denk gelirse onu görebilecek miyiz? Ha, onu gördük. Buraya 10 yazarsanız 9'u göreceksiniz maksimum olarak. Tamam, şimdi burası gene 10. Daha demin 0'ı da gördük. Ama ben 0'ı istemiyorum diyelim. 0 birden 10'a kadar istiyorum. O zaman yapacağım şey şöyle. Aslında şunu daha sonra da kullanacağım. Minimum ne oluyor? 1 oluyor, maksimum oluyor. Şunun bitişine artı 1 yazarsanız minimum 1. 0'dan 9'a kadar geliyor. Üretebileceği en büyük sayı 9. Buradan 1'i alıyor, 10 yapıyor. En küçük 0 üretebilir diyelim ki öyle. Ne oluyor? Buradan 1'i alıyor. Artık üretilen sayı en küçük 1 ve en büyük sayı 10 olacak. Bir bakalım gene 1 görecek miyiz? Gördük 1'i. Tamam. Şimdi 1'den 10'a kadar, 0'dan 9'a kadar bunu zaten herkes biliyordur. Diyelim ki maksimum, minimum gene yazdık. Şöyle. Minimumum bu sefer 15 olsun. Burası da 45 olsun, tamam mı? Şuraya her zaman şu minimumu yazıyoruz. Yani 15 ile 45 arasında sayı üreteceğiz bu arada. Sonra şuraya yazdığım sayı aslında maksimum eksi minimum artı 1'dir. 45, 15 gitti. 30 buradan 31. Neden böyle? Şimdi buraya 31 yazdım. Şu 1 sıfırdan başlıyor ya. Onu bir nevi iptal etmek için. Şimdi sıfırdan başlıyor. 30'a geliyor. Üretebileceğim en büyük sayı 30. Burada ne var? Minimum 15'ti. 30, 15, 45. Maksimum ne oldu? 45 oldu. Şimdi normal şartlarda 0 üretiyor. En küçük. Burada 15'im var. Ne oldu? 15 oldu. Yani demektir ki 15 ile 45 arasındaki sayıları üretmenin yolu bu. Formül de bu. Başka sayılar yazarız buraya. Yapıştırırız, sayıları üretir. Şunu bir deneyelim. Ya bu niye burada duruyor ya? Ha. 41, 15, 33, 28, 42 böyle böyle gidiyor. Bu eksiller için de aynen böyle. Gene şunu yazdım. Minimum. Eksi 250 olsun. Bu da 400 olsun. Şuraya minimumu geliyoruz. Ne yazıyorduk? Eksi 250 yazdık. Şimdi 400
Eksi 250 ne yaptı? Artı 650 yaptı. Bir de artı birimiz vardı bildiğiniz gibi şu formülde. 651. Şunu sil şuradan. Şimdi şu kısım gene anlatayım. 0'dan 650. Minimum bu, maksimum bu. 0 ürettiğini farz edersek. Eksi 250'yi çakıyor. Minimum ne oluyor? 250. Eksi 250. Üretebileceği en büyük 650 diyelim. 250'yi çıkardın. 400. Ne oldu? 250 ile eksi 250 ile 400 arasındaki sayıları bulmuş oldu. Bir şunu kontrol edelim konsolda. Bakın eksi de geldi. 248. 400'e kadar yolu var bunun. Şimdi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunu bir fonksiyonda göstereceğim. Şuna hesap diyelim. Max dedik parametre 1. Parametre 2 minimum. Return diyorum. Gene şunu yazalım. Şimdi iş bundan sonra şurada. Formül neydi? Maksimum eksi minimum. Artı birdi. Şurada da artı minimumdu, değil mi? Buradan sonra geliyoruz. Noktalı virgülü yapıştırıyoruz. Bakayım şu doğru yazmış mıyım? Tamam. Şimdi bu fonksiyonu ben şunu da sileyim. Bununla işim kalmadı. Fonksiyonumun adı hesap. Buradan artık kendi kafamıza göre kaçla kaç arasında olsun? 541 ile 128 arasında olsun sayım. Bakalım ne yapacak. Çat çat çat. Üretiyor. İnşallah anlatabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.